Ulan hayrına sevabına birisi beni şu şirkete getirip atsaydı kardeşim, saatlerdir toz toprak içinde yürüyoruz burada, şuraya bak ya. Ucu bucağı belli değil burada neymiş efendim, şoförü hastalanmış da acil jetçi lazımmış. Ulan kardeşim başka jetçi mi yok ya? Sabah sabah beni aradılar, şirkete çağırdılar, arkadaşlar yapacak bir şey yok, şoför hastalanınca acil şoför gerekiyor. Hayır, biz hastalandığımız zaman bizi hasta yola yolluyorlar, ben anlamıyorum bu adamı niye yola yollamıyorlar. Hepsinin saçını başını yolacağım şimdi, yollayacağım onları kenara. Ya burada kelime oyunu yapıyoruz kardeşim, kelime oyunu. Ne diyor burada? Matila Egres mi? Atilla'dır o, Atilla. Ma Atilla diyor. Yani bütün Atillalar burada toplanmış. Götüreceğimiz Dorse burada da, bunun çekicisi nerede kardeşim? Selam, ben çekici. Bu da çekicim. Ben elimle mi çekeceğim bunu? Oo, el arabasıyla çekeceğiz kardeşim. Tamam, anladım. El arabasına bağlayacağız bunu, götüreceğiz kardeşim böyle. İçine de biz oturacağız bunun. Gerçi birinin itmesi gerekiyor kardeşim bunu gitmemiz için ya. Lan buralarda da kimse yok galiba. Ben ne yapacağım? Bu tır nerede? Ben bunun anahtarı nerede? Ne yapacağız? Neyle çekeceğiz ya? Jet götürüyor kardeşim. Jet çağırıyorsanız alın, adam uçuyor işte ya, götürsenler. Hem de daha hızlı götürürler havadan. Aa, burada bir abi var. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam, hoş geldin kardeşim. Şu Dorse'yi götürecektim de abi, ben neyle çekeceğim bu Dorse'yi? En arka tarafa doğru ilerle, tır oradadır, anahtarı da üzerindedir. Al da çık çabuk, acelesi var, koştur. Ne bekliyorsun burada, daha acıysa? Allah'ım yarabbim, manyak bunlar. Buradakilerin hepsi ruh hastası kardeşim ya. En arka tarafa doğru ilerleyelim bakalım. Tırımız nerede ulan? Sağa sola da bakıyorum, her yer Dorse kaynıyor kardeşim. Bu Dorse'lerin niye hiç çekicisi yok? Selam, ben çekici. Bu da çekicim. Aa evet, işte bu bebeğim. Gördüğünüz gibi tırımız da burada arkadaşlar. Fakat niye Dorse'sini ayırıp buraya koymuşlar? Tırını buraya koymuşlar. Onu da bilmiyorum. Burada da iki tane Hüseyin var gördüğünüz gibi. Hüseyinler uyuyorken onları rahatsız etmeden geçelim şöyle. Uyandırmadan tırımızı çalıştıralım diyeceğim de. Kardeşim bu sese de yani uyanırlar ya. Bu nasıl ses ya? Kükrüyor ya. Maşallah maşallah. O zaman bugün böyle terapi gibi bir yolculuk yapacağız. Yavaştan yolculuğumuza çıkalım. Bismillah. Eski kasa bir Scania R440'ımız var gördüğünüz gibi. Valla kükreye kükreye gideceğiz. İnşallah yolda polis molis çevirmez de ceza yemeyiz kardeşim ya. Ceza yersen var ya, tırın sahibini gider bulur, kafasına vura vura. Kavga. Gerekeni yaparım arkadaşlar. Dur, el arabasına vurmayalım da şimdi. Tutanağa gerek kalmasın kardeşim. Kazayı nasıl yaptınız? Geri gelirken el arabasına vurdum. Kazaya bakar mısın ya? Muazzam. Yalnız bayağı da yüklemişler sebzeyi arkadaşlar. Ey maşallah ey. Burada var ya, bir şehire yetecek kadar tampon kırıldı. Plastik tamponu kırdık kardeşim. Tutanak getirin çabuk. El arabasının sapı gitti. Neyse, çaktırmadan buradan uzayalım. El arabasının sahipleri gelmeden kaçıp gidelim arkadaşlar buradan. Yoksa başımıza bela olacaklar. Yavaştan da müziğimizi açalım. Vay vay vay. Pioneer teybimiz bile var burada be. Buralara hep yürüyerek geldik biz arkadaşlar. Yürüyerek. Kazıdık tırnak hala ya. Bugün efkarlı bir tırcıyız kardeşim. Hayat kısa. Traktörler duruyor arkadaşlar. O traktör bizde olacaktı. Uçardık kardeşim. Bunlar traktör kullanması da bilmiyorlar. Radyonun sesini çok açtık, tırı duymuyoruz bu sefer de ya. Vapur gibi gidiyoruz kardeşim. Şunun sese bak ya. Nasıl yaylanıyor ama. Bak var ya, bunu devirirsek bizi de devirirler kardeşim. Hayatımız kayar bunu devir. Yola girmeyi düşünüyor musun acaba abi? Hani yol ver tabelası var tamam da, sabaha kadar biz mi yol vereceğiz ya? Yok abi, bunlardan şoför olmaz ya. Jetçi beklemez kardeşim. Jetçi bekletir. Şimdi izleyin bakın nasıl yol alınıyor kardeşim. Yol verilmez, yol alınır kardeşim. Bak izle. Aynen böyle yol alacaksınız. Bu kadar basit. Olay bu kadar basit. Baba yani, anlatın biliyor muyum? Aç yolu, aç. Tamamdır. Şehir içinden çıktıysak bizim için yol bitmiştir arkadaşlar. Mesele tamamen şehrin içinden çıkabilmekte. Acıkırsak bir yerde de molamızı veririz. Arkadaki sebzelerden gömeriz birkaç tane. Soran olursa promosyonunu yedik kardeşim. Adamlara promosyon yaptık. Lan ne güzel yanladık. Koskoca tırla bile yanlıyoruz. Ama bu ne trafik böyle ya? Ya vallahi emniyet şeridini kullanmaya zorluyorsunuz beni kardeşim. İlla emniyete dalacağım. Emniyete haber verin. Kimse emniyette değil. Bu ne trafik lan? Mesele şehir içinden çıkmak diyorduk da şehirden çıktık. Dertler bitmedi kardeşim. Dertler derya olmuş. Ben de bir sandal. Sollamalara çıka çıka geliyoruz. Aç yolu kardeşim, aç. Allah, durmak yok. Lan burada da iki araba birbirine girmiş. Karşıdan geliyor. Kardeşim gelme. Allahu ekber. Adamı korkuttuk birazcık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Jetçi dediğin yeri gelir uçar, yeri gelir kaçar ama durmaz kardeşim. Hakkını ver ki alem sussun. Gözleri zaten izlemeye mahkum. Haydi eyvallah. Anasını avradını biçtik, ortalığı biçiyoruz kardeşim. Yolun kenarlarındaki bütün dubaları aldık. Eve götürüyoruz kardeşim. Eve duba çekeceğim ben, eve. Akşam 4'e kadar onu yetiştirmem gerekiyor benim limana ya. Saat 10 oldu. 6 saat
saatimiz kaldı. 270 kilometre yolumuz var. Burada aceleyle panik içinde gitmeye çalışıyoruz. Yaptığınız şeylere bakın kardeşim ya. Şuradaki trafiğe bak. Ben bunları bekleyemem. Allahu ekber. Karşıdan adam geliyor. Gelmeyin lan. Gelmesin. Gitsin yüzünü de şeytan görsün. Gaza yanmadan geçtik oradan. İnanılmaz. Oğlum biz var ya gerçek bir jetçiyiz. Harbi diyorum size. Kimse engel olamaz kardeşim. Bizi kimse tutamaz. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Var ya inanılmaz gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten anasını avradını bu sefer adam çıktı. Tabelayı da söktük. Hakan yavaş. Ciğerimi soktu. Öyle bir gidişimiz vardı ki kardeşim. Bize jet, aleme dert. Ölüm jetçilik kardeşim. Her jetçiye benzemez bizim jetçiliğimiz. Giderken ölürüz de öldürürüz de. Zaten herkes gibi bir jetçi olsaydık diğer jetçilerden ne farkımız kalırdı? Adımız neden ölüm jetçilik olurdu? Sonuçta ismimiz bile farklı. Reis durdu bize yol veriyor. Tırcının halinden tırcanlar diye boşuna demiyorlar kardeşim. Adam durdu. Biz şirkete giderken bazı jetler havada uçuyordu kardeşim. Mesele havada uçmak değil. Havadan herkes uçar. Mesele karada da uçabilmekte. Aç şu la, aç sen de dur la Ford. Allahu ekber, adam durmuyor, korkusuzca geliyor üzerime. Bir koyacağım kafayı ona böyle. Yapışacak yere, ondan sonra görecek ebesini. Ulan hayatta acaba ebesini tanıyan kaç insan var? Çok merak ediyorum ya. Düşünsene, seni dünyaya alan insanla tanışıyorsun. Ben olsam gider döverdim lan, beni niye buraya aldın diye. Ben burada yaşamak istemiyorum derdim. Ağzına iki tane vururdum ebemi. Öyle bir insanlar var ki artık yani, onlarla aynı dünyada yaşadığım için utanıyorum ya. Bazı insanları şeytan görürse oturur hayretle izler yani. Yani şeytan gidip bunlardan taktik alır kardeşim. Fitne fesat için ya. Şöyle makaslara da girelim, onasını avradını. Ne geçiyoruz oralardan be? Slalomlara gel, jetçi misin be R440 be? Dip gaz gidiyoruz artık, ibreyi sona dayadık. İbreyi sona, kalbimi ona dayadım kardeşim. Kalbini dayanmak ne lan? Kalbimi dayadım. Ya burada bir araba olacak şimdi. Arabayla girecektim makaslara. Gerçi arabaya gerek yok kardeşim. Dorsayla da giriyoruz makaslara. Uğraşma benim gibi aksiyle. Girerim oraya dorsayla kardeşim bak. Akıyoruz ya. Direksiyona da bir sürü tuş koymuşlar kardeşim. Ne bu? Joystick mi yaptınız direksiyon üzerinde? Bu ne böyle ya? Zibilyon tane tuş koymuşlar. Adam direksiyonu mu kullansın yoksa tuşlara mı baksın? Aynı, gerçi benim direksiyonum da farksız. Ben de öyle oluyorum işte. Direksiyona mı bakayım yoksa tuşlara mı bakayım? Bu tuş ne işe yarıyor? Bu tuş ne işe yarıyor? Bunlar ne? El frenini çektik dur. Bak kardeşim, jetçi kavşaktan nasıl geçer? İzle bunu. Görüyorsunuz mu? Ananı avradınız. Yatmadık. Sıkıntı yok. Devam. Hiçbir kavşak bizi durduramaz. Pardon. Jete kalktığınızda iki şeye dikkat edeceksiniz. Bir tanesi yolunuzdaki kavşaklara, bir tanesi de hayatınızdaki. Gerçi bunun jetçilikle ne alakası var? Hayatımdaki şeyin bana zarar var. Jetçiliğime bir zararı yok ki. Gerçi olabilir. Telefonda arayıp benim moralimi bozarsa, o moral bozukluğu psikolojim bozulur. Psikolojim bozulursa kaza yaparım. Kaza yaparsam malları yere sererim. Tek yere serdiğimiz mallar bu sırtımızdakiler değildi arkadaşlar. Biz çok mal yere serdik. Oy! Niye çarptın lan? Arkadaşlar az önce gerçekten nasıl oldu bu? Hiçliğe çarptık az önce. 12. viteste tır kaldırmak. Yok. Bunu her yerde görmezsiniz bak. Azimle kaldırıyorum. 5 dakikada 1 kilometre hız alıyoruz kendimize. 5 dakika geçiyor 9 kilometreye çıkıyoruz. 5 dakika geçiyor 10 kilometreye çıkacağız. Kazıyacağız tırnaklarla arkadaşlar. Sonra tren şanzıman pert. Adam diyecek ki bu tır en son kim kullandı? Parmaklar ne yapacak? Beni gösterecek. Bir dörtlü yakalım da kardeşim. Arızalı takdir yapalım. Aslında arızalı falan değiliz de. Şu an var ya yarım debriyajla gidiyorum. Yoruldum ama artık birazcık kavrasa da yani. Bizdeki jetçilik de böyle bir şey kardeşim. Saat akşam 4'e kadar götürmemiz gerekiyordu. Saat 12, 50 kilometre yolumuz kaldı. Biz de işin keyfindeyiz şu anda. Yani tırı 12. viteste kaldırmak gibi challenge'lar yapıyoruz gördüğünüz üzere. İnat ettim. Ben niyeyse bugün bunu taktım kafaya kardeşim. 12. viteste bunu 100 kilometrenin üzerine çıkartacağım. Yani sıfırdan kaldırdık götürüyoruz böyle. Hadi bakalım. Bak 30 kilometreye çıktı bile kardeşim. Her geçen dakika daha da hızlı hızlanmaya başlıyoruz. Bu da nasıl bir cümle oldu? Hızlı hızlanmak kardeşim bak. O kadar mantıklı bir iş yaptım ki az sonra döneceğimiz virajda frene basmama bile gerek kalmayacak. O kadar mantıklı bir işti bak. Bakın ayaklarımı kaldırıyorum. Anında frene basmadan döneceğiz şimdi arkadaşlar. Öyle mantıklı işler yaparım ben. Anında döndük. Artık gaza basabilirim. Gerçi ben niye ayağımı kaldırarak kanıtladım ki bunu? Buradan böyle açıp fren lambasını gösterseydim yine kanıtlamış olacaktım. Bu arada az bir şey yokuş aşağıyı bulunca motor kavradı. Hadi bakayım. Bundan sonra tekrardan jete kalkabiliriz diyeceğim de. Zaten 30 kilometre yolumuz kaldı. Geldik sayılır arkadaşlar. Artık bu saatten sonra jete
kalkmış kalkmamış çok da önemli değil de bu trafiğin ağzına tüküreyim ben ya. Böyle trafik mi olur ya? Bu ne ya? Herkes bu limana mı gidiyor kardeşim ya? Neyse hadi yaptığınız bu hatayı affettim. Hadi yine iyisiniz ha. Var ya komiklikler şakalar yapmaya devam ediyorum. Affettim. Buraya gelen bir tek biz değiliz. Bir de tren getirdiler kardeşim. Bravo. Bravo. Jetçinin önünde bir de sen kes ya. Trenle girin jetçinin önünü kesin kardeşim. Aferin size. Yetmiyor çünkü. Normal yoldakiler yetmiyor kardeşim. Az önce yine tır işliğe kafa attı kardeşim. Bu tır cinli olabilir mi ya? Biz nereye bırakacaktık bunu? Neyse şimdi gemiye doğru gideyim. Belki bizi de alırlar kardeşim içeriye. Gezeriz birazcık. Ülke gezelim ya. Sıkıldım ya. Bizim de bir kafa tatiline ihtiyacımız var. Şöyle bırakalım tırımızı. Tam böyle kafaya park edelim tırı. Evet arkadaşlar. Videomuzun da burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadım bundan Kerem. Çünkü YouTube kanalında abone olabilirsiniz. Çünkü farklı oyun videolarım orada olacak. Böyle sesimi mal gibi değiştirerekten kitlerin enerjisini yükseltiyorum. Nasıl ama olmadığım biri gibi davranaraktan sizlerin de enerjisini yükseltip böyle de kendimle enerjikmiş gibi davranıyorum. Ne yapalım? Hayat bunu gerektiriyorsa biz de böyle davranırız. Biz de hayatın gerektirdiği gibi davranır. Olmak zorunda olduğumuz kişiliğe bürünürüz. Olmamız gerektiği gibi oluruz. Olduğumuz gibi görünmeyiz. Göründüğümüz gibi oluruz kardeşim. Hadi eyvallah. Şöyle de son kez size şunu bir dinleteyim. Niye gitmediniz oğlum hala? Kapadım videoyu. Hani bir şey yok daha bu saatten sonra. Boşu boşuna duruyorsun şu an. Hani kaybettiğin zaman. Ya senin için zaman değerli. Sen benim 3 dakikalık videomun 1 dakikasını izleyip çıkan adamsın ya. Buraya kadar nasıl sabrettin ya? Şaka yapıyorum. Sen zaten buraya kadar izlediysen. Sen bütün videolarımı izleyemişsindir zaten. Ama bazıları var abi. Açıyor videoyu, tamam mı? Ulan bakıyorum. Videonun 13 saniyesinde sıkılıp kapatıyor. E bir dur videonun içinde ne var? Niye tıkladın madem 10 saniye izleyecektin değil mi? Onlar da var anlamıyorum ama işte insanlara çok garip ya. Yeni nesil daha sabırsız geliyor. Vallahi Allah sonumuzu hayır etsin.